Tekrar merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Hackers ile ilgili olan videolarımızla doğrultusunda benzer bir çalışma yapacağız. Biraz daha farklı olacak. Bazı detayları eklemeye çalışacağım ben burada. Bugünkü olayımız, yani belli bir şehrin belli bir akarsuyun üzerinde bir taşkını modellemek. Gerçi ben hidrografı çok uğraşmayayım diye steady flow şeklinde yapacağım. Ama biliyorsunuz ki mesela taşkın çalışmak isteyen arkadaşlar bunu unsteady flow ve hidrograf belirterek yapmaları gerekiyor. Sonuçta burada sadece o haritada nasıl gösterebileceğimize ve nasıl kullanacağımıza ve taşkın alanı, taşkın altında kalabilecek bölgeyi belirtmek için göstermeye çalıştığım bir video bu. Bir sonraki videolarda da daha çok yapıların nasıl eklenebileceği hakkında detay vermeye çalışacağım. Köprüdür, menfezdir, sifondur. Bunun tarzındaki yapıları nasıl ekleyebileceğiz, onları göreceğiz. Sonuçta böyle bir bölgemiz var. Şöyle bir daha önce Global Mapper'da belirledim bölgemi. Taşıdım, dem verisini çıkardım, hazır. Şu an Hackers'a başlıyoruz. Hackers'a başlıyoruz. Açıldı. İlk adımımız neydi? Unitlerimiz SI, ben varsayım olarak aldım. Bilmeyenler direkt opsiyondan gelip Unit System SI sistemini seçiyorduk. Yeni dosya, New Project. Masa üstünde Hackers. Projemiz ismi Şehir Çay. Şehir Çayı Urmiya şehrinde bulunan bir proje. İsmine Proje 1 diyorum. Evet. Tamam. Evet. Bu aşamadan sonra her zamanki gibi ResMapper tercihimiz. ResMapper'da İkinci adımda train kısmında, yani dem verisini, dem haritasını eklemek için geliyoruz. Daha önceden hazırlanmış olduğum bölgenin dem haritasını ekliyorum. Analizler yapılıyor ve ekleniyor. Şimdi biz buraya kadar bunun üzerinden gidiyorduk. Geçen videoda biraz gösterdim ama burada tam olarak şehrin hangi bölümlerini kapsadığını ve taşkın sırasında ne olup bittiğine dahil bilgi sahibi olabilmek için biz burada tekrardan Web Imagery'den Google Satellite'ı seçiyoruz. Bunu seçtiğiniz zaman görebiliyorsunuz ki, bakın, seçtiğimiz bölge aslında, bakın, burada. Ama şöyle bir kaymak gerçekleşmiş. Bunu çözebilmek için bir sürü farklı yöntem var. Dem haritasını genellikle sıkıntılı olmadığı için burada Hackers'ın çağırdığı Google Satellite haritası sıkıntılı olabiliyor. Bunu giderebilmek için çeşitli yöntemler var. Ben burada iki tane uygulamayı göstereceğim sadece size. İlk kullanacağım şeyi zaten ikisini de göreceksiniz. İlk kullanacağınız olayda direkt kendisi düzeltiyor. Ama analizlerden sonra çoğu tekrardan saptığı için tekrardan ikinci uygulamayı da kullanmamız gerekiyor. İkinci uygulamanı ilk etapta kullanmamızın nedeni şu. Burada istediğiniz kadar yakınlaştırabiliyorsunuz. Bu dinamik bir yapıttır. Bakın, istediğiniz kadar şu şehir ortamına inebiliyorsunuz. Diğer yöntemde bir resim çekip uygulamaya çalışıyoruz. Onun için çözünürlük düşüyor. Her ilk etapta tercih etmediğimiz bir şey. Sonuçta bunu tekrardan yerine getirebilmek için Tools seçeneğinden Options Alternate Hackers Wrapping Method seçtiğiniz zaman OK diyoruz. Bakın, şu an tam yerine denk geldi. Bakın, benim akarsuyum, demim tam bu nehirin buradan menba kısmı başlıyor, geliyor buradan şöyle. Buradan şehir ortamından geçerek işte biraz daha kanal şeklinde böyle gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Ve böyle
Mesela ileride bunlara bakmaya çalışacağız. Bunlar yolun üzerinde, bu akarsu üzerinde. Mesela köprüler falan olabiliyor. Başka mesela kollar eklenip ya da ayrılabiliyor bundan. Bunları nasıl yapacağımıza dahil, burada tekrardan başka bir köprü var. Bakın gördüğünüz gibi. Nasıl yapacağımıza dahil de bilgi edineceğiz. Ayrıca biliyorsunuz, yani bunu birazdan da göstereceğim. Geometride de alternatif geometriler oluşturup koştururken farklı senaryolarla hem flow datasını hem de geometri datasını şey yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca burada Measure Distance diye bir şey var. Global Mapper veya işte Google Earth gibi. Burada böyle bir şey, bu cihazı kullanacağız. Bu bir cetvel. Burada en kesitin derinliğini ve en kesitin kendisine ait olan detayları inceleyeceğiz. Bakın, bir tane buradan buraya tıklıyorum. Çift tıkladığınız zaman bir kere buradan burayı, mesafeyi ve eğimi veriyor. İkincisi de burada ters bir eğim var. Yani bu taraf daha yukarıda, bu taraf daha aşağıda. Plot Train dediğimiz zaman Save Profile de yapabiliyorsunuz bu arada. Bu profili, en kesiti çıkarmak adına bunu tıklarsanız eğer şöyle bir şey veriyor bize. Şöyle bir şey veriyor. Bakın mesela arada bunlar GPS kodları. Açık denizlerden ölçülmüş olan. 1342 metre yukarıda. En yukarı, yüksek noktadaysa 1300 üzerinde, yani 10 metreden fazla bir fark var arada. Bunları teker teker kontrol etme şansınız var. Bakın burası bir kanal olmasına rağmen tam olarak göstermiyor orada şeyi. Dolayısıyla bunları şeye geçtikten sonra, yani o çözünürlüğe göre değiştirebiliyorsunuz. Onları da göstereceğim size. Ayarlayabilirsiniz. Eğer güveniyorsunuz dem haritanıza, bunu da kullanabilirsiniz. Sonuçta belli bir bölgeyi seçtik. Böyle haritalar üst üste oturuyor. Şu an mesela kısa bir şeyi, bölgeyi seçelim. Ondan sonra biz akım detaylarını girdikten sonra şey yapalım. Nerelere yayılacağını bakalım. Biliyorsunuz geometriden geldik. New Geometry. Şehir çay. River'ımızın ismi. Da farklı mesela proje falan ekleyebiliyorsunuz. Eğer mesela yapı varsa belli bir şey. Burada nehir olduğu için bank, önce nehrin kendisini belirliyorum. Ben buradan buraya kadar olan kısmını direkt seçiyorum. Fazlasına gerek yok. Şehir. Birinci kol. Tamam. Stop editing dedik. Evet. Burada akarsiyonu seç ki siz daha uzun bir rotayı seçme zorunda kalabiliyorsunuz. Burada esme çıkıyor zaten şehir. Daha sonra bank lines. Bank lines seçtiğiniz zaman bakın burada yaklaşık olarak bu kanal boyunca ya da o akarsuyun kıyılarını belirliyorsunuz. Kıyı çizgilerini. Köprüye kadar aynı şekilde. Hızlıca geçelim. Evet. Bunu da bitirdik. Evet. Flow Path kısmında araştırma yapmaya çalıştığınız bölgeyi aslında belirliyorsunuz. Biraz daha geniş alan almaya çalışacağım ben burada. Mesela burası. Burası böyle. Aynı zamanda tekrardan böyle. Böyle ve böyle. Burada geçen derste anlatamadık maalesef. Burada düzeltmeler yapmak istiyorsunuz herhangi bir şeyinde. Geliyorsun üzerine. Tekrardan edit. Mesela bakın burada stop edit dedik. Tekrardan gelip edit'e seçiyorsunuz. Gidip onu geometrisine sol tıklıyorsunuz. Bir de bunu buraya alıyorsunuz. Bakın sol tıklıyorum. Bakın burada bir kere tıkladığınız zaman şöyle bir şey veriyor.
ekstradan çizgi, nokta ekleyebiliyorsunuz. Ya da aynı noktanın üzerine geldiğiniz zaman bunları oynatabiliyorsunuz. Bakın, geliyorum buraya. Değiştiriyorum. Burada mesela başka bir nokta eklemek istiyorum. Böyle. Böyle. Bu şekilde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Sonuçta burada tamam, okey dedim. Ve böylece ben haritamı oluşturdum. Geometrimi oluşturdum. Bunları durdurduk. Evet. Şu an en kesitleri belirlemede sıra. En kesitleri seçiyorum. Bakın, kilometresine göre en kesite isim veriyor. İşte 3423, 3066. Bakın, oradan oraya 52 metre olduğu için direkt onun ismini 52 verdi. Evet, böylece en kesitlerimizi seçtik. Tamam, stop editing diyorum ve böylece bizim katmanımız hazır. Bunu kaydediyorum. Geliyoruz her zamanki gibi Edit Geometric Data'ya. Ne attık? Geldik. Buradan Open Geometry dedik. Çağırdık. Bakın. Bu da şey geldi. Şey, ihtiyaç yok. Diğer haritaya falan ihtiyacımız yok. Cross Section'lar burada. Görüyorsunuz burada Bank Station'lar var. Burada düzeltmesi gereken şeyler varsa burada X'ini Y'sini değiştirebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bakın burada bunu düzelttikten sonra, bunlarda değişiklikler yaptıktan sonra farklı Cross Section'larda şu şekilde değiştiriyorsunuz ve gelip burada belli bir geometri ismi veriyorsunuz. Mesela geometri 1. Mesela proje yapmaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki bir taşkın sırasında ya da bir herhangi bir şeyden dolayı siz buradaki projenizdeki bir şeyleri değiştirip tekrardan taşkının nasıl davranacağını düşünmeye çalışıyorsunuz. Gelip burada mesela köprü ekleyebilirsiniz ya da işte mesela kanalın işte belli bir kesitlerde genişletme ya da işte daraltma gibi şeyler yapıp tekrardan bu sefer başka bir geometri ismiyle kaydedebiliyorsunuz. Böylece koştururken dosyanızı farklı senaryolarla, eğer böyle olursa benim geometrim, güzergahım böyleyse böyle, güzergahım değişirse şöyle nasıl olur şeklinde farklı senaryolarda da uygulayabilirsiniz. Sonuçta bizim geometrimiz böyle. Bir şey değiştirmedik. Şu an sadece mining değerlerini girmeye ihtiyacımız var. Burada geçen videoda da göstermiştim ama biraz daha pratik bir yöntem göstereceğim size. Bakın, 13 tane değer var. Sol kıyı, sağ kıyı ve ortadaki kanal içerisindeki mining sayıları. Diyelim ki bu mining sayıları nasıl buluyorsunuz? Gidiyorsunuz referanslardan, kitaplardan. İşte o katmanın, toprağın örtüsüne göre, işte toprak mıdır, beton mudur, taş mıdır, ona göre ya da gerçekte yani direkt olarak bir şey ölçülmüşse bölgeye ait, orada mining değerlerini alıp buraya koyuyorsunuz. Mesela biz geçen seferdeki gibi 0.35 sol kıyı, 0.0 kanal içi ve sağ kıyıda ise tekrardan 0.035'lik bir mining katsayısı olduğunu varsayıyoruz. Bunu rahatlatmak adına bakın 13 tane mining katsayısı hazırlamaya çalışıyorum. Burada 0.035, 0.05 ve tekrar 0.035 yapıyorum. 13 tane bundan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Böylece tüm değerler şey olacak. Bunu teker teker alıp teker teker kopyalayabiliyorsunuz. Bu arada hepsi aynı olması gerekmiyor. Bazı yerlerde böyle değişebiliyor. Mesela şehre varmadan bölgelerde mining katsayısı değişik olup da mesela kanal bölgesinde kısmen ya da tamamen bir beton kaplamalı bir kanal ya da kanalete girdiği zaman değişebiliyor. Bunun için her kilometre arasında mesela diyelim ki iki en kesitinizi bir kanal beton kanalının başında ve sonunda alabilirsiniz. Ve böylece o kanal boyunca iki kesit arasında mining katsayısını değiştirebiliyorsunuz. Okey diyorum. Böylece mining katsayımız da eklendi. Tamam dedik. Normalde taşkın analizi de biliyorsunuz.
geliyoruz unsteady flow'a. Burada uğraşmak istemediğimiz için steady flow da ekleyeceğim. Bu arada unsteady ve steady flow'u buradan da ekleyebiliyorsunuz. Bu steady, quasi steady ve unsteady flow şeklinde. Steady flow bildiğiniz gibi değişmeyen bir akım niteliğinde. Biz de burada bir reach boundary kısmını bir de debi istiyor. Genellikle mesela diyelim ki 50 metre küp bölü saniyelik bir debi ile ya da büyük diyelim 100 metre diyelim. Reach boundary de downstream'de tekrardan normal su derinliği için 0.1 ve upstream için de critical depth, eğer biliyorsunuz, değerler biliyorsunuz, rating curve ya da işte water surface elevation varsa elinizde onları da kullanabiliyorsunuz. Okey diyorum. Şu an bunu da flow data olarak kaydediyorum. Bu arada bu birden fazla senaryo gelebiliyorsunuz tekrar tekrar. Farklı adlarla kaydedebiliyorsunuz. Aynı zamanda unsteady de girebiliyorsunuz. Bakın bu sefer lower ve upper boundary yerine bu en kesitler geliyor. Bu zaten aşağıdaki mansap kısmındaki boundary. Burada normal bir su derinliğini genellikle tercih ediyoruz. Üste ise genellikle hidrografa girebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bunu. Detayları bazen takılıyor. Burada sıkıntılar çekebiliyorsunuz. Muhtemelen bu zaman penceresi için ve hidrograf için ayrı bir videoda hazırlamam söz konusu olabiliyor. Çünkü burada burayla ilgili başlı başına bir sürü problem yaşanabiliyor. Neyse, burada hedefimiz unsteady flow değil. Steady flow'umuzu belirledik. Görüyorsunuz. İkinci, yani en son aşama, bakın projemiz var. Geometrimiz belli. Flow'umuz belli. Şu an koşturmaya çalışıyoruz. Ya run kısmından unsteady, steady flow buradan şey yapıyorsunuz. Ya da buradan seçebiliyorsunuz. Bu steady, bu da unsteady. Steady olduğu için bakın buradan geometri, farklı geometriler seçebiliyorsunuz. Farklı flow'lar seçebiliyorsunuz. Yani mesela geometrinizi değiştirip eğer biz bu projemizi bir kanala çevirirsek, burada bir köprü eklersek, buraya bir menfez eklersek nasıl olur şeklinde yapıyorsunuz. Bir kere bu geometri için bir kere daha projenizin geometrisi için ayrı ayrı koşturmaya şansınız var. Float plane mapping ihtiyacımız olan şey. Compute diyorum. İnşallah takılmaz. Evet, takılmadı. Hedefimiz de buydu zaten. Unsteady de çok fazla takılabiliyor. Özellikle bu simülasyon ve zaman penceresi ile ilgili çeşitli sıkıntılar meydana gelebiliyor. Kapatıyorum. Şu an hazır. Hazır. Burada her profilde oluşan şey görebilirsiniz. Mesela bakın burada biz doğru belirleyememişiz. Bakın aslında muhtemelen bizim bank station'larımız burada yer alacak. Burada görebiliyorsunuz. Burada işte kritik su derinliği işte ve onunla ilgili şeylere bakabilirsiniz. Eğer unsteady ise, yani akımın durumu değişiyorsa, bunu bir animasyon şeklinde de görebilirsiniz. Buradaki su seviyesinin artışını. Şimdi bakın burada arada bir tepecik var. Bu tarafa da su geçip tekrardan geri dönüyor. Su yüzü profillerine bakabilirsiniz şu şekilde. Tekrardan eğer unsteady ise burada su yüzü profillerinde değişiklikleri görebiliyorsunuz. Burada bir sette gibi bir şey de gözüküyor. Muhtemelen vardır. Burada köprü ayağı olabilir ya da herhangi bir şey. Burada görüyorsunuz, bu taraftan bu tarafa değişmek de. Daha sonra efendime söyleyeyim, burada 3 boyutlu bakabiliyorsunuz olaya. Bak, nerelere yayıldığını falan gösteriyor size. Bakın şu şekilde bir davranışı var. Burada mesela bank station'larımızı biraz büyütmemiz söz konusu olabilir. Burada diğer verilerle ilgili daha sonra konuşacağım. Diğer burada detaylar var. Bunlara ilgili konuşacağız zamanımız olursa. Önemli olan şey şu. Tekrardan ResMapper'a döndüğünüz zaman bakın burada Results kısmında Depth dediğiniz zaman hangi bölgelerin su altında kalacağını gösteriyor size. Tabii ki az önce de bahsini etmiştik. Burada yine de bir kayma gerçekleşmiş. Bakın
Burada bir kayma var. Genellikle Y doğrultusunda bir aşağıya gelme söz konusu. Bizim bölgemiz buradayken aşağıya doğru gelmiş. Kabaca bir düzeltme yapmak için ikinci düzeltme yöntemini kullanıyorum. Bunu kullanabilmek için öncelikle bir bölgenin arasındaki kabaca bir mesafe ihtiyacımız var. Bu kabaca mesafeyi bulabilmek için de aradaki kontrol noktalarınızın olması daha iyi. Mesela eğer istasyon eklerseniz, bir istasyonun gerçek yerini de biliyorsunuz zaten üzerine. Burada kaydırılan bölgenin ve o işaretlediğiniz istasyon arasındaki XY farkını bulmanız gerekiyor. Yani mesafe ne kadar kaymış. Yani şöyle söyleyeyim. Problem %99 burada Google Satellite ile ilgili. Dolayısıyla bu alt katman kayıyor. Dolayısıyla alt katmandan bir resim çekip onu bununla yerleştirmemiş, yerini değiştirmemiş gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı var. Çok önü de çekemiyorsunuz. Çünkü belli bir şey var. Bakın. Çözünürlüğü var. Çok daha şey yaptığınız zaman, düşürdüğünüz zaman çok kalite düşüyor. Ben buraya yakınlaştırıyorum. Onu da olabildiğince belirgin bir halde olmasını istiyorum. Bakın. Ben burayı referans alacağım. Ne yapacağım? Geleceğim buraya tıklayacağım. Export Layer. İki tane seçenek sizin sunuyor. TIFF ve JPEG. JPEG seçiyoruz. JPEG seçtikten sonra ben buraya bir map dosyası oluşturuyorum. Map'te JPEG'de 1 diyorum buraya. Burayı bir artık bir resim şeklinde alacağız. Bakın. Bizim dosyamızda map'te burada şöyle bir sizde böyle gözükmeyecek. Bunun uzantısı CGJGW şeklinde olacak. Dolayısıyla seçip birlikte aç seçeneğinden not defterini seçmeniz gerekiyor böyle gözükmesi için. Burayı açtığınız zaman şöyle bir dosya önünüzde açılacak. Bu dosyada CBS koordinatlarını yazıyor bu şeyin yani üst bölge, alt bölge ve şeylerine UTM sisteminde nasıl gözüktüğünü gösteriyor size. Siz bunu alıp bir tane Excel'de hazırlanmış bir dosyada kullanmanız gerekiyor. Ben bunun linkini şeye koydum. Buraya koydum. Bu arada bu adam anlatıyor detayını. Burada da tekrardan bu Using ResMapper as a GIS tool'dan şey bakabilirsiniz. Ben buraya weblog'a da koydum. Burada. Bakın. Adamın koyduğu videoyu buraya ekledim. Yardımcı bir site şey yaptığınız zaman buraya da tıkladığınız zaman geliyor. Ama direkt ulaşabilmek için bakın burada referans panelinden alabileceğiniz Word file kısmını kullanıyorum ben burada. Excel'de bunu indirmeniz gerekiyor. Alıyorum bakın burayı. Sadece bir şeye dikkat edin. Bakın alıyorum böyle bir dosya bu. Bu sayfaları ben ekledim. Sadece tek sayfalı bir dosya. Buraya yapıştırıyorsunuz şöyle. Bunlarda bu rakamlar doğru değil. Bunlar 1, 1, 0 ve 0 olacak. Dolayısıyla böylece birebir aynı şey olacak. Siz bu kolonu alacaksınız. Ama X ya da Y'de kaydırmayı ekleyerek şey yapacaksınız. Kaydıracağız. Mesela burada nasıl olmuş? Bu katmanımız biraz daha yukarıda. Dolayısıyla eksisini alacağız. Bakın ya kabaca siz daha doğru düzgün bir şekilde belki birkaç aşamada yapmanız gerekiyor. Ben kabaca gösteriyorum ben size burada. Bakın kabaca. Neyse ki sadece Y doğrultusunda bir uzaklaşma söz konusu. Bakın 25.847.95 25.847.95 eksi 25.847.95 dediğiniz zaman şöyle yeni bir koordinat veriyor. Y koordinatında değişiklikler var. Alıyorum ben bunu. Bunun yerine yapıştırmanız gerekiyor ve böylece kaydedeceksiniz bunu.
Kaydediyorsunuz. Bunu kapatıyorum. Tekrardan buraya gelip Map Layer'da, bu sefer ben bunu kaldırıyorum. Map Layer'da Add Data Layer. Burada herhangi bir resim ekleyebiliyorsunuz. Ben burada gelip Existing Layer dediğim zaman Map kısmında böyle biri seçiyorum. Ve böylece bakın biraz bu sefer şey oluyor. Bunun sıkıntısı şu. Çözünürlüğü çok yüksek değil. Aldığınız yerde aynı çözünürlüğüyle veriyor. Yine de bir sıkıntı var. Bakın bu yine de biraz yukarıda. Biraz daha kaydırmamız gerekiyor. Kaydırmak için de ne yapalım? Bakın tekrardan mesela diyelim ki buradan buraya kadar olan mesafe ne kadar? 186.95 tekrardan geri dönüyorum. Bakın. Tekrardan yeni en son şeyi alıyorum. Geliyorum buraya. Kaçtı? 186.95 miydi? Evet. Bakın yeni koordinatları alıyorsunuz. Yapıştırdım. Kaydet dedim. Evet. Bunu kaldırıyorum. Tekrardan. Bakın şimdi daha iyi. Şimdi bakın bizim bu akım sırasında su altında kalabilecek bölgeleri gösteriyor. Tabii ki eğer bu bir hidrografi ise burada farklı zaman dilimlerinde hangi bölümlerin su altına kalıp tekrardan su altından çıkacaklarını da daha iyi bir şekilde gösteren bir grafik elde edebilirsiniz. Bu arada burada bölgenize ait olan şeyleri de var. Bu ve ayrıca particle tracking şeyde de kullanabiliyorsunuz Unsteady Flow'da. Unsteady Flow kısmında bu Particle Tracking dediğiniz zaman onu da göstereceğim daha sonra. Su parçacıklarının nasıl hareket ettiğini ve nasıl çevrildiğini, ne tarafa doğru gittiğini dahil de bilgi edinebilirsiniz. Bu videomuz da buraya kadar. Yarım saat oldu zaten. Burada bitirelim dersi. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.